Halide Şahin, Celal Akça'yı öldürmek suçundan yargılanıyorsun. Bir diyeceğin var mı? Soruyu tekrar ediyorum. Celal Akça'yı sen mi öldürdün? Ne oldu Hemşire Hanım? Kanımız uydu mu? Maalesef ikinizinki de münasip değil. Bebeğin annesi nerede? Büyük ihtimal onun kanı uyacaktır. Yok. Yok burada. Peki biz ne yapacağız? Derhal kan bulmaya mecburuz. Aksi takdirde bebeğin durumu ağırlaşacaktır. Soruyu tekrar ediyorum. Halide Şahin, Celal Akça'yı sen mi öldürdün? Bak burada Kemal Şahin'in... Kemal Şahin sen neyin oluyor? Eşim olur efendim. Eşinin verdiği ifadeye göre Celal Akça'yı sen öldürmüşsün. Sonra da cesedi gömmek suretiyle saklamışsın. Dezem konuşsana. Ben öldürmedim desene, kurban olduğum. Sessiz olun. Sayın hakim. Hakim bey. Daha önce vermiş olduğum ifadeyi geri almak istiyorum. Sana kahvaltı hazırlayacağım Serap. İstediğin bir şey var mı? İstemiyorum. Yemeyeceğim hiçbir şey. Rica ediyorum. Bir parça olsun yemelisin. Sonra da ilaçlarını içeceksin. Tamam mı? İstemiyorum dedim. Kızınca senin kadar güzelleşen birini daha tanımadım hayatımda, biliyor musun? Öyle güzel oluyorsun ki. Lakin... senin gülmeni istiyorum. Seni sonsuza kadar mutlu etmek istiyorum Serap. Seni öyle çok seviyorum ki. Gece çok geç bir saatti. Karanlıktı. Yüzlerini göremedim. Halide olduğunu zannettim ama... yanılmışım. Halide Şahin'in... Celal Akça'yı öldürdüğü hakkında bir malumatın yok, öyle mi? Hayır efendim, yok. Mahkemeyi oyaladığım ve Halide'nin sebepsiz yere tutuklanmasına sebep olduğum için sizden özür dilerim. Eldeki delillerin yetersizliği ve tanık ifadesine dayanarak Halide Şahin'in söz konusu suçu işlediğine dair herhangi bir kanıt görülmediğinden davanın düşmesine. Kemal Şahin'in karakolda verdiği önceki ifadesinin yanlış olduğunu mahkememiz önünde ikrar etmiş olduğundan ve bu yanlış ifadesi nedeniyle Halide Şahin'in tutuklanmasına sebep olduğundan Kemal Şahin'in işlemiş olduğu iftira suçu hakkında 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 285 maddesini gereğince işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir.
Seni dışarıda bekliyorum. Dediğini yaptım. Şimdi sıra sende. Güllü nerede? Sakin ol. Dikkat çekeceksin. Beni yeterince oyaladın. Şimdi hemen cevap vereceksin. Eğer Orhan denen o Güllü'ye zarar verdiyse, onun kılına bile dokunduysa seni öldürürüm. Burada olmaz. Yürü. Hareke! Komşular! Ağalar! Yetişin! Hayrola Cemşir Efendi? Pakize, kurbanın olayım. Torunum hasta, kan verecek biri lazım. Muzaffer Ali mi hastalandı? Ha. Cemşir, ha. Ne oluyor kurban, hayırdır? Reşit, torunum hasta. Bizim kanımız uyumadı. Kan verecek birini bulmazsak çocuk fena olacak. Hay Allah korusun. Mahmut, Osman, kan vermeye gidiyoruz. Karılarınız da gelsin. Sen de gel. Hadi hepimiz koşun, koşun. Ne demek oluyor bu? Serap'ın yerini bu doktordan öğrenebilirsin. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yerini bildiğini söylemiştin. Orhan bu doktoru bir yere götürdü. Muhtemelen Serap hasta. Hadi acele et. Hadi. Seninle işimiz daha iyi. Hadi. Güllü nerede? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Orhan denenin yerini sen biliyor musun? Hayır, ben bir şey bilmiyorum. Bana bak, benim kaybedecek vaktim yok. Güllü nerede? Bir kez daha sormayacağım. Seyahate çıkmaya hazır mısın hayatım? Seninle gelmiyorum Orhan. Başka bir seçeneğin yoksa. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.